أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bugün yine Tevbe suresini anlama faaliyetimize devam ediyoruz. Allah-u Teala hem bu sureyi hem bütün kitabını %100 muradına uygun bir şekilde anlamayı, kafamıza iyice yerleştirmeyi, yaşamayı ve tüm insanlığa anlatmayı hepimize nasip eylesin. Tabii tüm insanlık derken karşılaşabileceğimiz kişiler anlamında. Şimdi bugün Allah nasip ederse bu surenin 58. ayetinden 60. ayetine kadar anlamaya çalışacağız. Bu 58. ayete kadar Medine'deki münafıkların tavırlarından Cenab-ı Hak bahsediyor. Tabii içlerinde kafir olanlar da var. Ama en büyük sıkıntı münafıklardan, çünkü Müslüman görünümü altında oldukları için onların verdikleri zarar her zaman için diğerlerinden daha fazla. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ Yani onların işlerinde sadakalar konusunda ileri geri konuşanlar, sana dil uzatanlar, yani sana laf atanlar var. فَاِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا Eğer o sadakalarından kendilerine verilirse razı oluyorlar. وَاِلَّمْ يُعْتَوْ مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ Bir de verilmezse bakarsınız ki sinirleniyorlar. Neden verilmedi diye. وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Keşke onlar Allah'ın ve Resulünün verdiğine razı olsalar. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ Bize Allah yeter. سَيُؤْتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulü kendi fazlından bize verecektir. Yani kendi ikramından, kendi lütfundan verecektir. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ سَيُؤْتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ Biz sadece yani Allah'a giden yolu isteyen kişileriz. Yani Allah-u Teala ne diyor, ne demişse onu istiyoruz. Böyle deselerdi iyi olur. Yani Allah ne demişse o. Allah-u Teala bize bunu verdiyse verdi, vermediyse vermedi. Ondan sonra da diyor ki Allah-u Teala اِنَّمَا sadakat Sadakalar sadece lil fukara, fakir olanlar için vel mesakin, çaresiz kalmış olan kimseler için vel amiline aleyha, sadaka konusunda çalışanlar için, yani toplama ve dağıtma işinde çalışanlar için vel müellefeti kulubuhum, kalpleri İslam'a ısındırılanlar için ve firrikab, boyunduruk altında olanlar içindir. Vel garimin ve borçlular içindir. Ve fî sebîlillâh ve ibn-i sebîl, Allah yolunda olan ve o yolcu durumunda olan kişiler içindir. Ferîdaten minallâh, bütün bunlar Allah'tan bir farzdır. Bunların böyle olmasını Allah farz kılmıştır. Vallahu alimun hakim. Her şeyi en iyi bilen ve bütün kararları en doğru olan Allah'tır. Şimdi burada mesela sadaka kelimesi geçti. Biz de sadaka deyince akla gelen işte birisine verdiğiniz 3-5 kuruş falandır. Ama Kur'an-ı Kerim'deki sadaka bizim zekat dediğimiz şeydir.
Zekat dediğimiz şey, şimdi şöyle bir düşünün, Medine'yi düşünün. Medine'deki Müslümanlar var ve Müslüman görünümlü kafirler var, yani münafıklar var. Şimdi Müslüman demek Allah'a teslim olan kişi demektir. Allah ne diyorsa o. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer birisine o sadakalardan, yani bizim zekat dediğimiz şeyden veriyorsa tamam derler. Vermezse tamam. İtiraz yok. Tam bir teslimiyet göstermiş. Ama Müslüman görünümlü kafirler, yani münafıklar, sadece menfaatlerini düşündükleri için eğer kendilerine bir şey verilirse mutlu oluyorlar. Verilmezse sinirleniyorlar. Çünkü onlar için esas olan şeydir. Ellerine geçenlerdir. Şimdi burada peki neler var? Yani şimdi şey yapalım. 58. ayete tekrar bakalım. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ Sadakalar konusunda sana dil uzatanlar. Sana laf söyleyenler var. Laf atanlar var. Neyse artık. Evet. Ne oluyor? فَاِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا Sadakalardan kendilerine verirse tamam diyorlar. وَاِنْ لَمْ يُعْطَوْ مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ Verilmediği zaman bakarsınız ki sinirlenmişler, kızıyorlar. Şimdi burada kime kızarlar? Orada sadakayı verme durumunda olan Resulullah'a kızarlar. Başkasına değil. Resulullah'a kızıyor. Niye vermedi? Niye Muhammed Aleyhisselam? Çünkü elçiye artık biraz sonra ilgili ayetlere bakacağız. Şimdi Allah-u Teala da diyor ki وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوا مَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُ Allah ve Resul'ün verdiğinden razı olsalar. Allah'ın ve Resul'ünün verdiği ne demek? Allah gelip veriyor mu? Nelerdir? Bundan anlaşılan ne? Ne anlayacağız? Allah bize yeter. Allah fazlından bize verecektir. Resul'ü de verecektir dendiği zaman ne anlamamız lazım? İnna ilallahi râibun. Biz sadece Cenab-ı Hakk'a rağbet, yani Allah'ın rızası neyse biz ona odaklanmışızdır. Biz onu istiyoruz, onu arzu ediyoruz demeleri icap eder. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Kendi başına çalışma hakkı var mıydı? Yani istediği kişiye istediği kadar verme yetkisine sahip miydi? İşte bugün şuna az verdim, bugün buna çok verdim diyebilir mi? Bir de bu sadakalarla ilgili 60. ayeti okuduğumuz zaman mesela burada fakirler diyor, işte çaresiz kalmış olanlar, zekat için çalışanlar, kalpleri İslam'a ısındıranlar, işte boyunduruk altında olanlar, borçlular diyor. Şimdi bunların içerisine bakıyoruz ki bir Müslüman olma şartından bahsetmiyor Allah-u Teala. Allah yolunda dendiği zaman tamam, o İslam'la ilgili. İbn-i Sebil dendiği zaman o yolda çalışanlar anlaşılabileceği gibi işte normal yolcular da anlaşılabilir. Ondan sonra bütün bunlar Allah tarafından farz. Yani buralarda da bir İslam, Müslüman olma şartı yok ama bunların içerisinde kalpleri ısındırılanlar ifadesinden o kişilerin Müslüman olmadığı anlaşılıyor. Ya da işte yeni İslam'a girmiş biraz ısındırmaya çalışıyorsunuz, o da anlaşılır. Şimdi burada asıl konu şu. Geleneksel din anlayışında bir takım kelimelerde ciddi kaydırmalar olmuş. Mesela Kur'an-ı Kerim'de sünnet kavramı Allah-u Teala'nın herkesin uyumasını istediği, işte Ahzab suresinin 38. ayetinde nebilerinin bile uyumasını farz kıldığı, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecek doğru yolun adıdır. Dolayısıyla ben doğru yolda olmak istiyorum diyenlerin hepsi Allah'ın sünnetine uymak zorundadır. Yani sünnete uymak zorundadır. Sünnete uymayanlar da hep ceza çekmişlerdir. Allah bunu anlatıyor. Fakat Allah böyle anlatıyor. Ben şimdi Rüstem Hoca'ya bir sorayım. Sen eğitim gördün, yetiştin, ilahiyat mezunu oldun, hocalık yaptın falan.
Kur'an-ı Kerim'de anlatılan anlamda bir sünnet tanımıyla karşılaştın mı? Hayır hocam. Hayır, şöyle yani Kur'an'ı sadece aşır okumasını, güzel okumasını, insanların hoş olacağı, böyle duyacağı zaman ne güzel okuyor desinler diye galiba öyle, başka bir şey yok. Yok, benim asıl sorduğum şu, sana sünnet nedir diye sorulduğu zaman cevabı Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar Allah'ın insanlar için çizdiği doğru yol, nebilerine de farz kıldığı bir yol, bütün insanlığın gitmesini istediği yol anlamında bir şey öğrettiler mi? Yok. Peki yok. Sünnet deyince sana anlatılan nedir? Resulullah'ın davranışları, sözleri ve onu anlatan sahabelerin sözleri. Odur sünnet. İşte onaylı söz, onay, sözleri evet, ve onaylar. Evet. Tamam. Evet. Şimdi bak, Kur'an-ı Kerim'de sünnet kelimesinin onunla uzaktan yakından ilgisi yok. Yoktur. Yok. Ondan sonra bir de Allah-u Teala'nın bütün nebilere kitapla birlikte indirdiği hikmet vardır. Evet. Yani hikmet, doğruluğu tartışmasız sonuçlar anlamına, hükümler anlamına gelir. Kur'an'dan doğruluğu tartışmasız hükümler çıkarma metodolojisi, bunu sürekli derslerimizde anlatıyoruz. Evet. Şimdi bakın, şuradan bu şeyi iyi anlayabilmek için yani Tevbe suresinin 57, 58 ve 59. ayetlerini iyi anlayabilmek için şu şeye bakalım. Yani Muhammed Aleyhisselam Nebi ve Resul sıfatıyla hareket ediyor. Nebi dediğimiz zaman kendisine kitap indirilmiş olan, o kitabı tebliğ ile görevli olan kişidir. Kitap indirilen en son kişi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Artık ondan sonra nebilik gelmeyeceği için hiç kimseye kitap indirilecek değildir. Allah-u Teala yine sık sık tekrarladığımız Ali İmran 81. ayetinde diyor ki: "Estağfirullah ve izâ hadallâhu mîthâkan nebiyyin." Allah nebilerden kesin söz aldığı zaman şöyle dedi: "Lemâ âteytukum min kitâbin ve hikme." Size bir kitap ve hikmet veririm de. "Thumme câekum rasûlun musaddikun limâ ma'akum." Sonra sizinle birlikte olanı tasdik eden bir resul gelirse, "le tu'minun nebihi." Ona kesinlikle inanacaksınız. Diyor. Yani demek ki burada Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen hepsine nebi deme konusunda herkes ittifak halindedir. Yine Allah-u Teala Bakara suresinin 213. ayetinde de şöyle diyor: "Kânen nâsi ummeten vâhide." İnsanlar tek bir toplumdu. "Febe'atallâhu nebiyyin mübeşşirîne ve mündirîn." Allah müjdeci ve uyarıcı olarak da nebileri gönderdi. Peki nebilere ne yaptı? Az önce bütün nebilere kitap ve hikmet verdiğini söyledi. Burada da diyor ki: "وَاَنْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ." Onlarla birlikte bütün gerçekleri içeren kitabı indirdi. O zaman Adem Aleyhisselam'dan son nebiye kadar kendisine kitap indirilmemiş birisi var mı bu ayetlere göre? Peki sana öğretilen dinde bu var mı? Dört nebi gelmiş. Dört resul. Dört kitap. Dört resul, dört onlara, kitap. Onlara da nebi demez. Resul. Nebi derler ama mutlaka resul dediler. Evet. Resul. Önce resul, sonra nebi. Yani çünkü kitap nebiye inmez diye öğretirler, evet, değil mi? Tam tersi. Peki bu bizim sözümüz mü? Hayır, Allah. Okuduğumuz Allah'ın ayeti. Allah indirdiğini söylüyor mu? Evet. Dolayısıyla Müslümanların İslam'dan ne kadar uzak olduğunu her defasında görelim de tekrar Kur'an-ı Kerim'e yönelelim diye biz bu şeyleri yapıyoruz. Peki burada sadece kitap indirdiğinden bahsediyor. Resulün görevi kitabı tebliğidir. Ve mealel Resul iler belal, elçi. Kitabı tebliğ, ayetleri okuyor, bak Allah şöyle şöyle dedi. Bir de ondan problem çözme meselesi var. Burada diyor ki Allah bu ayette, işte o problem çözme ile orada uygulanan metodun adı hikmettir. Burada da onu söylüyor. Yahkumu beynehum. Beynen nasi fi mahtelefu fi. İhtilaf ettikleri konularda insanların arasında o kitapla hükmetsin diye indirilmiştir. Yani o kitap bütün o nebiye inananların problemlerinin çözümündeki tek kaynaktır. Şimdi gelelim, bak yine nebi kelimesiyle başlayan bir üç ayet daha okuyacağım. Ahzab suresinin ilk ayetlerinde Allah-u Teala şöyle diyor:
Bu Ashab Kur'an-ı Kerim'in 33. suresidir. Ya eyyen nebi, ey nebi. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediliyor. Hitaben söyleniyor. İttakillah. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın. Peki bize öğretilen nebi yanlış yapar mı Allah'a karşı? Kesinlikle masumdur. İsme sıfatı vardır. وَلَا تُضِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Kafirlere ve münafıklara boyun eğme diyor. Şimdi bu az önce okuduğum Tevbe suresinin 58 ve 59. ayetlerde kafir ve münafıklar anlatılıyor. Onlar ne diyor? İşte eğer bir şey verilirse mutlu, verilmezse sinirleniyorlar. İşte Allah da burada ne diyor? Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Şurası bir gerçek ki Allah onların yapmakta oldukları şeyden haberdardır. Ne yaptıklarını içlerinde, dışlarında her şeyinde bilir. Sen bilmeyebilirsin. Resulullah'ın hayran kaldığı münafıklar vardı. Münafıkun suresinde Allah bunu bize açıkça söylüyor. Ondan sonra وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ yani tekrar şey var. اِتَّبِعْ مَا يُوحَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Bakın, اِتَّبِعْ ikinci ayeti atladım galiba. اِتَّبِعْ Ya Muhammed, ey Nebi, uy. Neye uyacak? مَا يُوحَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana vahyedilen neyse sen ona uy diyor. Rabbinden Muhammed Aleyhisselam'a vahyedilen nedir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an'dan başka bir vahiy yok. Ama bu sünnet diye Kur'an'daki sünnet kavramını değiştirerek Resulullah'ın söz ve uygulamaları diye yeni bir anlam kazandıranlar ona da Allah'ın ikinci vahyi demişler. Metluv olmayan vahiy demişler. Gayri metluv diye. Metluv, gayri metluv vahiy demek yani sadece tek farkı namaz kılarken okunmaz anlamında kullanılıyor. Ve burada da bir sürü uydurmalarla onun da Resulullah'a ikinci vahiy olduğunu söylemişlerdir. Zaten biz bu konuda çok sayıda dersler yaptık. Bunları ayrıntılı bir şekilde derslerimize görebilirsiniz. Böyle bir şeyin olmasına imkan ve ihtimal yok. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakarsanız gayrimetlu vahiy diye bir şey olması imkansız. Yine kısaca şey yapayım. Mesela siz Nisa suresinin 176. ayetinin mealini okuyun. Orada Resulullah'a kelale konusunda fetva soruluyor. Mirasta anası, babası yok. İşte ana bir ya da baba bir kardeşlere düşecek miras payları ile ilgili olarak. Orada Resulullah'a fetva soruluyor. Bir görüş isteniyor. Altından Allah-u Teala diyor ki يُبَيِّنُ lekum en tadillu. Açıklamayı sizin için Allah yapıyor. Sapıtırsınız, yanlış yaparsınız diye. Soru sorulan kim burada? Senden fetva istiyorlar derken yani insanlar. Kime soruyorlar? Resulullah'a evet. Soruyorlar. Resulullah'a soruyorlar. Mesela sana ve bana öğretilen şey doğru olsa bu sorunun cevabını da Allah Resulullah'ın içine vahyetmez mi? Eder. Hep öyledir yani. Aynen. Vahiy gayri metlub dedikleri evet. O. Halbuki Allah arkasından diyor ki yanılırsınız diye, en tadillu dalalete, yanlış yola girersiniz diye açıklamayı Allah yapıyor. Evet. Peki Allah yapıyor dendiği zaman eğer Allah Resulullah'ın içine vahyediyorsa böyle bir ayet olur mu? Olmaz. Peki sen o kadar yıllarca okuduğunda bu ayeti hiç delil getireni gördün mü? Hocam öyle bir yani mantık düzen yapmadılar ki. Böyle bir ayet varlığından bile yok. Haberdar etmezler yok. Yani. Yok. Yani böyle mükemmel delilleri sunmazlar. Kesinlikle. O zaman o sistem çözülür. Sistem çöker tabii. Onun için bak şimdi Allah-u Teala burada Ashab suresinde ne dedi? Sana vahyedilen neyse sen ona uy dedi. Allah sizin ne yaptığınızı gayet iyi bilir ve sizin her şeyin iç yüzünden de haberdardır. İçinizi dışınızı bilir. Ondan sonra Resulullah'a verdiği bir şey var. Ve tevekkel alallah. Sen sadece Allah'a güven ve dayan. Ve kefâ billâhi vekîle.
vekil olarak Allah yeter. Sen Allah'a dayandın mı, ondan daha güçlü olanı yok. O her zaman var, her yerde var, her şeye gücü yetiyor. Sen korkma diyor. Şimdi Allah-u Teala böyle söyledi. Sadece o ayette mi söylüyor? İstersen sen bir de En'am suresinde var. Onların mealini oku. Biraz zaman konusunda şey yapmayalım. Evet. En'am 106 ve 107. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. 106. Rabbinden sana vahyedilen ne ise sen ona uy. Demek ki Muhammed Aleyhisselam'ın uyması gereken neymiş? Tek kitap Kur'an. Vahyedilen. Ondan başka vahiy yokmuş yok. Zaten. Evet. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere aldırma. 107. ayet. Tercihi Allah yapsa onlar şirke düşmezlerdi. Seni onların koruyucusu yapmadık. Sen onların vekili, savunucusu da değilsin. Bak, yani eğer tercihi Allah yapsaydı kimse kafir olmazdı. Ama Allah imtihan ediyor. Evet. O zaman Allah böyle bir şey kural koymadığına göre Muhammed Aleyhisselam'ın insanları koruma görevi var mıymış? Yok. Yok. Hiç kimsenin vekili de değil. Sadece tebliğci. Yani vekili değil ne demek? Allah'a karşı kimseyi savunamaz. Evet. Evet. Peki geleneksel yapıda kıyamet günü ne derler? Şefaat. İşte şefaati uzma. Evet. Yani yapmadıklarını yaptılar. Yani ben kurtaracağım haşa. Yani Allah-u Teala o zaman hiç kimse kimseye şefaat edemeyecek diyor mahşer yerinde. Ama en büyük şefaat diye anlatırlar. Yani işte Allah-u Teala böyle açık söylüyor. İstersen tamam o ayet kelimeyi okuduk. Şeye de bir bakalım istersen. Araf suresine bakalım. Araf 203'te de şöyle deniliyor. Onlara bir ayet getirmediğin zaman kendin oluştursaydın ya derler. De ki ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bunlar Rabbinizden gelen göstergelerdir. İnanıp güvenen bir topluluk için bir rehber ve ikramdır. Tamam, o zaman ne yaparmış Resulullah'ın yaptığı? Tebliğ etme ve sadece vahye uymak. Bak şimdi evet, vahye ne oldu? Bak Ahzab suresini okuduk, En'am'da okuduk, şimdi Araf'ta okuduk. Sadece bu kadar mı? Hayır. Başka var mı? Başka Yunus vardır. Tamam oradan. Çok sayıda var da çok yani var, birkaç aynen. Ayet. Evet. Yunus suresi. Yunus 108 ve 109. ayetler. Hı hı. 108. De ki ey insanlar size Rabbinizden bu gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse sadece kendisi için girer. Kim de yoldan saparsa sapması sadece kendi aleyhine olur. Ben sizin vekiliniz, savunucunuz değilim. Yine vekil değil. Aynı. Yani yola geleceksen sen geleceksin, yoldan çıkacaksan sen çıkacaksın. Allah kimseyi öyle zorla yola getirip yoldan çıkarmaz. Dolayısıyla uydurulan kader inancında olduğu gibi ezelden bir insan, öyle bir şey yani ana rahminde kafir, Müslüman, bunların hepsi öyle uydurma şeyler. Evet. Bir de başında ey insanlar deniliyor. Tüm ey insanlar. Müminler denilmiyor. Evet, tüm insanlar. Size Rabbinizden gelen bir gerçek, o da Kur'an'dır. Peki bir de en son ayette Allah. Ve 109. Sen sana vahyedilene uy. Allah kararını verinceye kadar sabırlı davran. Duruşunu bozma. Karar verenlerin en iyisi odur. Ne demek? Allah bu konuda neticede ahirette kararını vereceği gibi dünyada da veriyor. Evet. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındayken Mekke kaybetti, Medine'deki Yahudiler kaybetti, münafıkların yapacakları bir şey kalmadı, Abdullah bin Selul da kaybetti. Ondan sonra Hayber'e gittiler, orayı da kaybettiler. Yani ta şeye kadar Hüdeybiye anlaşmasını yaparak kadar, onu da kaybetti. Yani. Tebük'e kadar Hüdeybiye ve Mekke'nin fethi. Evet. O işte Huneyn'dir, diğer Taif kuşatması şu bu falan. Çok büyük bir bölüme dünyevi olarak düşünürseniz, dünya açısından düşünün. Bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem babası olmayan bir çocuk olarak büyüdü değil mi? Evet. Annesi de kısa sürede öldü. Anasız babasız büyüdü. Peki ondan sonra bir siyasi etkinlikleri var mı ailenin orada? Yok. Yok.
Zenginlikleri var mı? Yok. Yani bakıyorsun ana yok. Adam küçük bir daha çocukluğunda kaybetmiş, annesini de kaybetmiş. Ana yok. Baba yok. Siyasi bir üstünlük yok. Şey yok, zenginlik yok. Yani bakıyorsun yok yok yok. Var olan tek şey ne oluyor 40 yaşından itibaren? Kendisine indirilen kitaplar oluyor. Hayır, tabii kişiliği, sağlam kişiliği ayrı bir konu. Ama siz ne kadar sağlam kişiliğe sahip olursanız olun, o kitap indiriliyor. O kitaba uyduğu için Mekke'den de çıkmak zorunda kalıyor. Peki o çıkarıldığı Mekke'yi kısa sürede fethediyor. Ve o Mekke'nin hakimi oluyor. Sadece Mekke'nin hakimi olsa, o Mekke'de en zengin kişinin evladı olsaydı, siyasi etkinliği de olsaydı, Mekke'nin hakimi olup da o hakimiyet hala devam ediyor Müslümanlarda, böyle bir şey söz konusu olabilir miydi? Sadece Mekke değil, Taif'tir, işte Hayber'dir, ta şeye kadar, bugünkü Suriye'ye kadar olan bölümler. Ne oluyor? O kadar çok geniş, Yemen'dir, Suriye'dir, o kadar geniş bölgelere hakimiyet kuruyor. Dünya açısından böyle bir başarı hayal edilebilir mi? Bence yok. Öyle hiç bir mümkün şey kimse değil. Yapmamış. Ya kimse kadar. Hayal edemez maddi aynen. Açıdan. Aynen. Dolayısıyla Allah-u Teala bu Resulullah'a ve onun gibi olanlara dünyada da büyük bir başarı nasip etmiş, ahirette de, ama çok büyük sabır gerektiriyor. Evet. Şimdi bütün bu ayetlerden başka okuyacağın ayet var mı? Tamam hocam, tamam. Bu önemli ayetleri bunlar tamam. Almıştık. Tamam. Şimdi tabi o kadar çok ayet var ki. Aynen. Yani o okumakla bitmez. Fazlaca uzatmadan şey yapalım. Şimdi tekrar ayetleri okuyalım. Şimdi Muhammed Aleyhisselam'ın yapması gereken neydi bütün bu ayetlerde? Kur'an'a uyması değil mi? Evet. Başka uyacağı bir şey var mı? Yok. Kur'an'da da bir kitap ve hikmetten oluşuyor. Değerli izleyiciler, az önce sünnet meselesini anlattım. Bütün nebilere kitap ve hikmet veriliyor. Yani hikmet Kur'an'dan doğruluğu tartışmasız bilgi üretme şeyidir. Bu hikmet konusu tamamen gündem dışı kalmış. Bugün İslam aleminde hiçbir yerde bilinmez. Mesela sen o kadar okuduğunda hiç hikmet konusuyla karşılaştın mı? Yok hocam. Hikmeti farklı anlatıyor. Onu sadece bir felsefenin bir şey aynen, olarak. Bir başka şey, Kur'an'la ilgili hiçbir şey anlatılmaz. Yok. Halbuki Allah bütün nebilere vermiş. Bütün nebilere kitap vermiş. Kitap sayısını 4'e indirmişler. Evet. Bütün nebilere hikmet vermiş. Hikmet kaybolmuş. Dolayısıyla Kur'an'dan çözüm üretme imkanı ortadan kalkmış. Kalktığı için Kur'an-ı Kerim'e mücmel demişler, değil mi? Yani açıklanmaya muhtaç demişler. Açıklamayı da kendileri yapmaya başlamış. Halbuki Allah-u Teala şeyde, Hud suresinin ilk ayetlerinde açıklamayı kendisinin yaptığını, kendinden başkasının açıklama yapmasının Allah'a koşmak olduğunu çok net bir şekilde bize bildiriyor. O ayetlerin de anlamları maalesef geleneksel yapıda bozulmuştur ki insanlar doğruları görmesinler. Şimdi bu durumda Muhammed Aleyhisselam o sadaka, hani bak şu ayeti okuyayım, yine soruyu sana soracağım. Yani bu Tevbe 58. ayet. Ve minhum men yelmizuke fis sadakat. Sadakalar konusunda sana dil uzatanlar var. Yani dil uzatıyorlar. Ne yapıyorlar? Fe in utu minha radu. O sadakalardan kendilerine bir şey verirse mutlu oluyorlar. Peki ve illem yu'ta minha idahum yaskhatun. Verilmediği zaman ne oluyor? Kızıyorlar. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın kendi arzusuna göre verme şeyi var mı? Kendi tercihine göre verebilir mi? Yok, öyle bir şey. Sadece Allah'ın koyduğu kurallara göre verir. Yani başka bir şekilde değil. Dolayısıyla ondan sonraki ayet diyor ki velevennehum radu ma atahumullahu ve rasuluhu. Eğer Allah'ın, mesela orada da bir hadis vardı dipnotta, sen onu da şey evet, biraz sonra oku, ben bunu bitireyim ondan sonra oku. Hı-hı. Eğer Allah ve Resulü'nün onlara verdiğine razı olsalardı, Allah'ın verdiği, Resul'ün verdiği, Resul kelimesi kitap anlamına da gelir. Yani bu Arap dilinde bu hiç tartışmasız bir ifadedir. Kur'an-ı Kerim'de de buna göre
ayetler vardır. Siz bizim kitap ve Nebi ve Resul yazılarımıza bakarsanız orada görürsünüz. Şimdi o konuya girmek istemiyorum. Nebi ve Resul ile ilgili sohbetlerimizde de çok net bir şekilde görürsünüz. Buradaki Allah'ın ve Resul'ünün verdiği, yani Allah'ın kitabının verdiği demektir. Biraz sonra onu da göreceğiz. Hasbunallah, bu bize yeterse, ütinallahu min fadlihi, Allahü Teala kendi lütfundan bize verecektir. Ve Resuluhu ve Resulü de, yani Allah'ın kitabı, kitabının lütfüne, yani kitabın gösterdiği şeylerle göre hareket edersek Allah verecek. Az önce konuştuğum gibi Muhammed Aleyhisselam'ın tek serveti neydi? Kur'an. Kur'an-ı Kerim. İşte biz de eğer Kur'an-ı Kerim'e göre uyarsak Allah bize çok şey verir. Zaten verdiğinde evet, yaşıyoruz, görüyoruz. Allah'ım sen alırız. Mesela şu ayetleri bu şekilde anlayabilmek gibi bilmek Cenab-ı Hakk'ın en büyük lütuflarındandır. Hocam işte sergilediğiniz o güzel hikmet budur. Tabii. Yani bu hikmeti bize anlatmıyorlardı ilahiyatta. Böyle bir şey yok ki. Yok. Bilen yok. Aynen. Bilen yok. Unutulmuş tamamen. İnna ilallahi rabbim, biz Allah'a yöneliyoruz. Peki şimdi bu hikmet Kur'an'dan çıkarılmış doğru hüküm. Dolayısıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve uygulamalarının tamamının nasıl olması gerekir? Kur'an'dan çıkarılmış hükümle, doğru hükümler olması lazım. Evet. Dolayısıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in söz ve uygulamaları hiçbir zaman hafife alınamaz. Çünkü Kur'an'dan yaptığı çözümler ve bizim için de çok güzel bir örnektir. Evet. Şimdi acaba biz bu ayetleri doğru mu anladık, yanlış mı anladık diye o Resulullah'ın şeyini bir oku bakalım. Evet. Ebu Davud'da zekat bölümünde geçen bir hadiste Ziyad İbnül Haris Es-Sudai anlatıyor. Nebi'ye gelip biat ettim. O sırada bir adam geldi. Bana sadakadan ver dedi. Resulullah adama Allah sadakalar konusunda ne bir nebinin ne de başkasının hükmüne razı olmuş. Hükmü bizzat kendisi vererek sadakaları 8 kısma ayırmıştır. Sen hükmünü bizzat kendisi evet, vererek 8 kısma ayırmıştır. Nerede? 60. İşte Tevbe 60. ayet. Aynen. Evet. Sen bunlardan birine giriyorsan hakkını sana veririm. Bitti. Allah 8 kısmı. Sen bunlardan birine giriyorsan veririm. Girmiyorsan kusura bakma. Aynen. O kadar. Değil mi? Çok basit. Tamamen ayet işte. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neye uyuyormuş? Kur'an. Bitti. Başka bir şey. Bizim uymamız gereken neler? Yani Kur'an'a uyan kişi böyle söylemesi gayet doğaldır yani. Yani biz Kur'an'a uyduğumuz zaman Resulullah'a uymuş oluruz. Evet. Başka zaman uymuş olmayız ki. Evet. Yok yani ben mesele şu. Bu hadis diyelim. Resulullah böyle söyledi. Yani siz de ben de kim Kur'an'a uyuyorsa, Kur'an'ın şeyini söylüyorsa kendi sözüyle, ifadesiyle o da doğru söylemiş sayılır. Yani ya anladığı bak, şey. Resulullah yani zamanında Yahudiler dini bozmaya başladıkları evet, için Resulullah, zaten bunu çok sayıda dersimizde yaptık, çok sayıda ayet var. Resulullah hadislerinin yazılmasını istememiş. Sonra Ömer radıyallahu anh biraz toplamış, bakmış ki bu da kötüye gidecek, o da yaktırmış. Tabi'in döneminin sonuna kadar yapılan çalışmalarda ancak 1000 kadar hadis var. Şu anda hadis sayısı sayısız. 500 bin. Şimdi geçmiş. Dolayısıyla bize gelen sözlerin, bak şimdi az önceki söz tamamen Kur'an-ı Kerim'in şeyi mi? Aa, bu bir kere hikmet. Evet. O kesin. Evet. Dolayısıyla Resulullah şöyle dedi diye sözleri, biz eğer Kur'an'ın hikmet metoduyla şey yaparsak gibi ekip çalışması, bütün ayetlerin ortaya konması şeklinde olması icap ediyor. Öyle yaparsak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yapılan iftiraların da önünü kesmiş oluruz. Zaten evet, yapmamız gerekiyor. Evet, bu Allah'ın evet, emri o. Ama bugün ne deniyor? Bir, iki asır sonra rical ilmi diye bir ilim oluşturmuşlar. Nedir efendim? İki asır sonra şey yapmışlar, bir hadis alıyorlar. Bu hadisi Muhammed Aleyhisselam şu kişi rivayet etti. Nereden biliyorsun? Gidiyor, buluyor onu. Nereden biliyorsun? Yani. Hangi kayıtta var? Peki ondan da şu 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 kişiler. Peki o adamları nereden tanıyorsun? Bu adamlar güvenilir değildir diye kişiler. Ya sen Resulullah'ın tanıdığı
sözlerine hayran kaldığı, böyle davranışlarıyla davranışlarından etkilendiği kişileri Allah Münafıkun suresinde humul aduv, asıl düşman onlardır diye niteleyecek. Ve bu Tevbe suresinde işte görüyoruz ve göreceğiz ki en son inen surelerdendir. Medine'deki münafıkların tavırları uzun uzun anlatılacak. Peki sen, Resulullah diyor sen onları tanımazsın, Allah tanır diyecek ayetler gelecek. Peki sen hiç tanımadığın, bilmediğin kişiler işte şundan şu, şundan şundan şu rivayet etmiştir diyorsun. Nasıl güvenilir? Ya bunu sen onlara dayanarak gelen sözlerin doğruluğunun, bu söz doğrudur ya da yanlıştır, sahihtir ya da değildir nasıl diyebilirsin? Böyle bir ilim olur mu? Ölçü yanlış. Yani ne, sen diyorsun ki falan adam falan. Nerede doğmuş, nasıl yaşamış, hiçbir şeyin yok. Hadi bugünkü gibi diyelim ki şey kaydı olsun, nüfus kaydı olsun. E bu böyle bir adam yaşamış. Peki bu adamın falanca ile görüştüğünü nereden biliyorsun? Görüştüğü sırada bu hadisi aldığını nerede biliyorsun? Bu arada bunların bir üçkağıtçılık yapmadıklarını nereden biliyorsun? Evet. Dolayısıyla biz eğer bütün Kur'an ayetleri ışığında hareket eder de Resulullah'tan geldiği söylenen, sahabeden geldiği söylenen sözlere Kur'an açısından değerlendirirsek, hatta sözü söyleyen kim olursa olsun Kur'an-ı Kerim'e uygunsa biz onu alırız. Onun için Allahü Teala mesela hikmet bütün nebilere indiriyor ama Bakara 269. ayette de herkese hikmet verdiğini söylüyor. Yani şey herkese değil, gereken çalışmayı yapana hikmeti verdiğini söylüyor. O zaman ne demek? Gereken çalışmayı yapan kişiler de Kur'an'dan doğru hükümler çıkarabilirler. Kur'an'da, sadece Kur'an'dan değil, Allah'ın yarattığı tabiattan da doğru hükümler çıkarabilirler. Şimdi Lukman Aleyhisselam'a kitap verilmedi ama hikmet verildi. Hikmet verildi. Demek o kitabı okuduğu zaman anlıyorsa, doğru anlatıyorsa hikmet. Doğru hüküm çıkarabiliyorsa, evet. Doğru çözümleri oluşturuyor. Evet. Bu da hikmet. Dolayısıyla bize gelen sözler eğer gerçekten Kur'an-ı Kerim'e uygunsa, söyleyenin kim olduğu fazla önemli değil. Kur'an'a uygunluğu evet. Önemlidir. Evet. Onun için o bakımdan bizim bu hadislere yönelik olarak çalışmaları da yeniden yapmamız lazım. Hadisleri asla devre dışı bırakamayız. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ürettiği doğru şey olabileceği gibi herhangi bir sahabenin ya da herhangi bir ilim adamın bir doğru üretimi de bugün bize hadis diye de gelmiş olabilir. Esas olan o bilgiler doğru mu değil mi? Onu Kur'an-ı Kerim'e göre şey yaptığımız zaman artık kim, nereden rivayet etmiş bizi fazla ilgilendirmez. Evet. Şimdi burada da tabii bu 60. ayetin ayrıntısına giremeyeceğiz. Vakit iyice daraldı ama az önce okuduğun hadisi istersen bir kere daha oku. Yapalım. Ziyad İbnül Haris Es-Sudai anlatıyor. Nebiye gelip biat ettim. O sırada bir adam geldi. Bana sadakadan ver dedi. Resulullah adama Allah sadakalar konusunda ne bir nebinin ne de başkasının hükmüne razı olmuş, hükmü bizzat kendisi vererek sadakaları 8 kısma ayırmıştır. Sen bunlardan birine giriyorsan hakkını sana veririm. Ebu Davud zekat bölümünde geçiyor. Bak 8 sınıf ayırmıştır dedi. Bak buradan okuyalım. İnnema sadaka, innema fiili, innema edatı hasır ifade eder. Yani sırf anlamına, sadece kesin olarak bir sınırlama koyar. Sadakalar sadece fakirler için, bel mesakin, miskinler için. Fakir miskin nedir? Fakiri dışından tanırsın ama miskini bilemezsin. Senin karşında adam, yani mesela iyi bir ilim adamıdır. Çok iyi yetiştirilmiştir, gelişmiştir. Kendi sıkıntısını söylemeye çekinir. Mesela dünkü bir zengin bir insan bugün birdenbire düşmüş olabilir ve kimse de inanmaz. Yani çaresiz kalmış, ne yapacağını bilmeyen insanlar. Vel amilin aleyha diyor. O zekat konusunda çalışanlar çünkü toplanması gerekiyor. Burada tabii tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de zekat al diye bir tek emir yoktur. Ama sadaka al var. Bu sadaka da daha sonraki ayetlerde göreceksiniz.
sadaka alırken Müslüman kafir ayrımı yoktur. Bu bir vergidir. Müslümandan da alınır, kafirden de alınır ve aynı oranda alınır. Harcarken de Müslüman kafir ayrımı Allah-u Teala tarafından konmamıştır. Mezhepler bütün bunları şey yapmış ama onların üzerinde inşallah daha sonra ayrıntılı bir şekilde dururuz. Diyor ki ondan sonra vel müellefeti kulubun ve kalpleri ısındırılanlara, İslam'a ısındırılanlara verilir. Şimdi buraya kadar Arap dilindeki lam harfi ceri kullanılır. Şunlar şunlar için. Bunlar kaç etti? Bir, fakirler. İki, miskinler. Üç, zekat için çalışanlar. Dört, kalpleri İslam'a ısındırılanlar. Lam harfi ceriyle. Onu al senin olsun denir. Tamam mı? Arkasından fi harfi ceri geliyor. Fi bir zarf bildirir. Yani şimdi şu bir zarf olsun. Zarfın içerisine koyarsın. Yani bugün bir fon oluşturma deniyor. Tamam mı? Ondan sonra diyor ki ve fir rikab, yani böyle esirler için, boyunduruk altında olanlar için. Ne olur bu esirler? Sizin aldığınız savaş, sizin aldığınız savaş esirleri olabilir. Onları hürriyetine kavuşturursunuz. Müslümanların topladığı sadakalarla ve onlar da Allah Allah nasıl bir şey diye gönüllerini fethetmiş olursunuz. Ya da Müslümanlardan esir düşmüş olanlar olur. Onları da hürriyetine kavuşturursunuz. Bugün mesela hapse düşenler, bir takım çok büyük sıkıntılara düşenler de olabiliyor. Hatta onu da söylüyor. Ondan sonra vel garimin borçlular. Bu da bir fon oluşturuyorsunuz. Borçlulara da veriyorsunuz. Çünkü ticaret hayatında bazen küçücük bir borç koskoca bir işletmenin kapatılmasına sebep olabilir. Onlar da böyle bir noktada giderler, kredi alırlar, daha da büyük bir batağa girmiş olurlar. Şimdi Allah-u Teala borçlular için de sadakalardan bir sekizde birlik bir şey ayırmamızı emrettiği için, bir fon oluşturmayı emrettiği için ekonomide muhteşem bir gelişme sebebi olur. Ya bu borç faizsiz verilir. Yok yok, onlara karşılıksız borç işte, vermiyorsun. Borçlu karşılıksız. Karşılıksız veriyorsun. Yani borçtan geri almak üzere vermiyorsun. Bugünkü devletin hibe verdiği yani dedi. Hibe gibi yani. Hibe olarak veriyorsun. Tamam. Ondan sonra ve fi sebilillah, Allah yolunda. Allah yolunda dediğimiz zaman buna eğitim de girer, savaş konusu da girer. Toplum hayatı ile ilgili, yani kamu harcamalarının tamamı bunun içerisine girer. Dolayısıyla devlet çalıştırdığı kişilerin maaşını da buradan verir. Ve ibn-i sebil ve yolcular için dendiğinde de işte yol yapımı olur. Han, kervan, şu bu falan. Mesela İslam aleminde eskiden bir insan tüm İslam aleminde dolaşsa yolda kalacağı yerde vardır, yiyeceği şey de vardır. Cebinden bir kuruş harcamadan geriye gelebilirdi. Onun için eğitim için dolaşıp şey yapanlar çok oluyordu. Bunlar bak 8 sınıf şey yapıldı. O hadiste evet. Ne dedi? 8 sınıf. Sen bunlardan birisine giriyorsan veririm. Bak evet. Tam Kur'an-ı Kerim evet. Hükmü mü? Bitti o kadar. Bunlar nedir? Farizaten minallah, Allah tarafından farz olarak konmuştur. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi iyi bilen ve kararları doğru olandır. Allah bilir ve kararları doğrudur. Şimdi burada bu şeyler, işte fakirler, miskinler, o zekat için çalışanlar, kalpleri ısındırılanlar falan. Şimdi bu şeylerde bugün fıkıh kitaplarına baktığınız zaman fakir ve miskinin tarifi aynıdır. Tek evet, bir tarif evet, yaparlar. Evet, evet. İkisini birbirinden ayırmazlar. Aynen. Dolayısıyla o aradaki fark kaybolur ve birçok insan bundan dolayı çok zora girer. Mesela Allah-u Teala şeyde Taha suresinde şey Taha diyorum Keyif suresinde gemi sahiplerini de miskin şey yapmıştır. Çünkü gemi ellerinden alındı mı yapacakları iş kalmıyor. Ve herkesi onları zengin biliyor. Fakat çaresiz kalmış durumda oluyorlar. Evet. Allah-u Teala Kur'an'da her şeyi ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Yani bir insan bir iş adamı olur, iflas ettirilir. Hiç kimse onun zor durumunu düşünmez. Halbuki
çok zor duruma düşer yani. O kadar mükemmel bir sistem ki bu grupları ayırmış Allah. Bunları birisini bozunca her şey darmadağın evet. oluyor. Yani dediğiniz gibi miskin şey ayrımı bile. Yani ben birkaç kere söyledim de işte şey yapıyoruz. Rahmetli babam zengin işte odun kömür kereste ticaretiyle meşgul oluyor. Hatta Atatürk Üniversitesi yapılırken o kerestesini verenlerden birisi de bizim firmaydı. Üniversitenin işte ben talebe oldum 72'de, 71'de. Pardon, evet 70'te talebe oldum orada. Neyse işte tarihi çok önemli değil yani. Hata, ben tarihlerde çok hata ederim yani şimdi. Orada fakültenin açılış töreni var. Konuşuyorlar işte burası Erzurum, zenginler çocuklarını göndermez. Bir tane zengin çocuğu var, Abdülaziz Bayındır diye gösterdiler orada. Çünkü tanıyorlar. Evet. Halbuki babam iflas ettirilmiş. Kime söylediysem, ya Allah'ını seversen sizin paraya mı ihtiyacınız olur? Hiç kimse. Hmm. Tamam dedim, olmuyorsa olmaz. Mesela 5 sene okudum, rahmetli babam bana sadece 100 lira verebildi. Yani onu da almıyordum. Annem dedi ki oğlum baban çok üzülüyor. Bunu da al dedi. Şimdi bunu hep bu miskinler gelince bunu hemen aklıma geliyor. Ama Allah-u Teala tamam dedikten sonra Cenab-ı Hak bize öyle bir yardım etti ki orada. Evet. Hem talebe başkanı yaptılar bizi. Ondan sonra 5 sene boyunca talebelerin bütün problemleriyle meşgul oldum ve ben de Allah'a şükür en küçük maddi bir sıkıntı içerisine girmedim. Ve Allah rahmet etsin babam bize ticareti çocukluğumuzdan itibaren öğrettiği için de Erzurum'dan İstanbul'a gelirken işte İstanbul'da oturuyorlardı onlar. Oradan bir takım yiyecek, Erzurum'a mahsus yiyeceklerden alıp getirip burada satıyordum. Ve babama ciddi manada maddi katkı şey yapmışımdır, sağlamışımdır. O değil ama gerçekten bir böyle bir iflas etmiş olan, çok zor durumda olan kişiye insanlar inanmıyor. Evet. İşte Allah-u Teala bak burada bir miskin diye bir kavram oluşturmuş. Şimdi şey de bir de rahmetli Turgut Özal başbakan olmuştu daha yeni. Tarihini çok net hatırlamıyorum ama ben 84 gibi olur zannediyorum. 84-83 o tarihlerde. 85 de olabilir. Emin değilim. O zaman İstanbul'da bir toplantı organize etmiştik. O zaman ben her ay Türkiye çapında toplantı organize ederdim. İlmi toplantı. Evet, nerede ilim adamları varsa toplardım. İslami İlimler Araştırma Vakfı vardır. O orada yapıyorduk. Zekat konusunda Devlet Planlama Teşkilatı yetkililerini çağırmıştık. Yani o zaman biz Fetva Kurulu Başkanı da olduğumuz için herkes ya bugün kimse bizi dinlemek istemiyor çünkü artık verecekleri cevap yok. Ama o zaman öyle değildi. Çağırdım, geldiler. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de uzmanlar çağırdım. O Devlet Planlama Teşkilatı'nda gelen kişilere demiştim ki Türkiye'nin zekat potansiyelini bir hesap edin de gelin. O zaman onların hesaplarına göre o günkü o senenin devlet bütçesinin 4 katı kadar Türkiye'nin zekat potansiyeli vardı. Ne muhteşem bir şey değil mi? Evet. Kaldı ki Devlet Planlama Teşkilatı'nda olan bilgiler Kur'an-ı Kerim'in zekat için koyduğu ölçülere göre değil. Ölçülere uyanlarını sadece almışlar. Gerçek anlamda olsa çok daha yüksek evet. çıkacak. Ama bugünkü sistemde, mesela bugünkü vergi sisteminde bu İslam'ın vergi sistemi, Müslüman kafir ayrımı olmaksızın evet. alınandır. Gelenekte bu da bozulmuştur. Bugünkü vergi sisteminde vergi fakirden zengine değil, zenginden fakire akmaz. İslam'da zenginden fakirlere akar ve fakirler geliştirilir, zekat verecek hale getirilirler. Yani vergi verecek hale getirilirler. Ama bugünkü sistemde vergi fakir verir. Zenginler vergiyi alır. Geçenlerde Amerika'da işte bir takım büyük zenginlerle ilgili şeyler var, bir haber vardı. O haberde
onların devlete vergi vermediği söyleniyor. Sistem öyledir. Sistemin içerisini bilmeyenler zanneder ki bunlar çok yüksek vergi veriyor. Halbuki onlar vergi vermez. Vergi alırlar. Bir keresinde yani yine o zaman herkes bize itibar ettiği için o dönemler, bir keresinde çok büyük bir zenginle oturduk konuşuyoruz. Bana dedi ki ya hoca zekat ne ki zekat hepsi 1/40. Ben dedi veriyorum, işletme vergisi veriyorum ben. %35 miydi neydi o zamanlar bayağı yüksekti. O kadar vergi veriyorum dedi ya. Ne ki 1/40. Ona dedim ki siz vergi vermezsiniz. Vergi alırsınız dedim. Ne demek vergi vermeyiz de alırız? Öyle şey mi olur? Anlattı işte şundan şu kadar bundan kadar. Peki dedim ben sana sistemi anlatayım dedim. Tabii burada anlatsam bile herkes anlamaz. Sadece bu konuyu çok iyi bilenler anlarlar. Onun için burada anlatmayacağım. O çok iyi biliyor. Anlattım sistemi. Bak dedim şimdi siz vergi alırsınız. Zenginler alır. Kapitalistin kapitalden yanadır bütün sistem. Evet. Ama İslam'da yoksuldan yanadır. Ve yeni yeni bu şeyde kapitalist sistemde o küçük ölçekli işletmeler kapanır, orta ölçekli kapanır, büyükleri kapanır. Hep belli kişilerin eline geçer tüm dünya. Şu anda öyle bir noktadalar. Ondan sonra anlattım sistemi. Adam böyle bir sinirlendi. Böyle hoca sana bunları kim öğretiyor? Çünkü öyle bir sistem oluşturmuşlar ki hakikaten bu sistemin böyle olduğunu bilen de hemen hemen yok gibidir. Çünkü eğitimi de ona göre yapıyorlar. Evet. Eğitim yani okullarda okunan eğitimin gerçek hayatta ilgisi hemen hemen yok gibidir. Üniversitelerde şurada burada. Ondan sonra yine çok büyük bir başka zengin vefat etmişti. İşte onlardan birisi başsağlığına gitmiştim. Orada demek ki bizi takip ediyorlar. Yani başsağlığına ben gitmedim. Yani illa giderim. Peki gittik hadi. Bir gittim. Ya geldi işte yani isimleri bugün hepsi de bilinen kişiler. Onun için söylemiyorum. Ya hocam sen bize şey yapıyorsun. Sen sürekli bu faiz aleyhinde konuşuyorsun, şey yapıyorsun falan. Yani dedi, biz kredi olmadan ne iş yapacağız? Bak dedim, sen bir iş adamısın. Olayın içerisindesin. Söyle bakayım bana dedim. Ve de büyük bir iş adamısın, sıradan değil. Sen bana söyle dedim. İnsanların büyük, zengin gördüğü kişilerin tamamına yakını, istisnalar elbette var. Para babalarının taşeronu değil mi dedim. Hemen sustu. Tek kelime konuşmadı. Ama Kur'an-ı Kerim'deki sistem inanılmaz güzelliktedir. Fakat Müslüman şeyde de ama fıkıh bunu öyle bir batırmış ki buradaki 8 sınıfı 2 sınıfa düşürmüşlerdir. İşte fakirle miskin tek sınıfa şey yapmış. Bir de zekat almakla görevli olan kişiler. Diğerleri yok. Öyle olunca da devletler, mesela Allah'a çok şükür ben Osmanlı'yı da çok yakından tanıma fırsatı buldum. Çünkü mahkemeyi 21 sene idare ettim ve doktorayı da oradan yaptım. Yani çok çok güvenilir bilgilerle Osmanlı'yı en yakından tanıyanlar da arası çok şükürler olsun. Yani falancanın kitabından filancanın kitabından değil, arşiv belgelerinden. Şimdi öyle bir şey, öyle bir sistem oluşturmuşsunuz ki bu yani mezhepler bozmuş bu sistemi, bitirmişler. Devlet de işlerini yürütemiyor. Osmanlı'da çok görmüşümdür. Avarız diye vergiler. Avarız. Geçici vergi. Türkçe karşılığı. Geçici diye konur ve kalıcı hale gelir. Yürütemiyorlar çünkü. Bizim işte bu sistemleri yeniden Cenab-ı Hak nasip eder inşallah bir fırsat olur. Yeniden ortaya koymamız,
ve uygulanır hale getirmemiz lazım ki tüm dünyaya örnek olalım. İnsanları bu kapitalist sistemin kıskacından kurtaralım. İnsanlar bu işin zor olduğunu zannediyor, halbuki çok 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 kolaydır. Resulullah Medine'ye vardığı zaman Yahudileri çok kısa sürede devre dışı bırakmıştır. Biz de onun gibi yapmamız lazım. Şimdi hocam siz bu sistemden Kur'an'dan bahsettiniz. Allah bize bunu indirdi, bize göster ama ilahiyatta bunu okutmuyorlar, böyle anlatılmıyor. Bilmezler mi anlatsınlar? Ama ben şu anda düşünüyorum ki bu sistemi anlatılmasın, kimseler bilmesin, insanlar uymasın diye bazı kesimler, yani ırk olarak demeyeyim de anladınız, illaki bunu kapatmayı istiyorlar. İlk de sırada Yahudilerdir. Çünkü onların kredi, faizli kredi sistemi bu sistemi bozuyor. Tabii tabii. Yani biz Müslümanlar olarak doğruları ortaya koymak zorundayız. Allah yardımcımız olsun. Allah rızasını ayırmasın. Allah-u Teala kitabını çok iyi anlamayı, çok iyi yaşamayı ve çok iyi uygulamayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.